Avrupa Adalet İnisiyatifi Justice TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Fatih Yılmaz. Efendim yaklaşık 2 haftadır çeşitli yayınlar yapıyoruz. Bazen canlı yayın, bazen bant yayınları yapıyoruz ve herkesin sesi olmaya çalışıyoruz. Ötekileştirilen herkesin sesi olmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda ekranlara, sizlerin karşısına gazeteciler, akademisyenler, aktivistler çıkarıyoruz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Sevgili, belki çocukluğumuzdan beri hepimizin filmlerini izleyerek büyüdüğümüz. Kendisi hem bir aktivist hem de aktör. Sayın İlyas Salman bizimle beraber bu akşam. İlyas Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yavrum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün bir hastanedeydiniz. İyiyim. Sağlığınız iyidir inşallah. Sağlığımız yerinde. Bir problemimiz yok. Sağ ol. Genelin problemi bizim problemimiz aslında. Aynen öyle. Şöyle bir söylem vardır. Sanatçı, gerçek bir sanatçı toplumun aynasıdır, toplumun aksidir diye. Şimdi bu bağlamda bakarsak siz yaptığınız filmlerde yıllarca aslında toplumda olan bütün sorunları ta 80'lerden, 70'lerden, 80'lerden, 90'lardan gerek tiyatro olarak gerekse sinema filmi olarak izleyicilerinizle buluşturdunuz. Bu sorunları anlatmaya çalıştınız. Şener Şen'le, işte Kemal Sunal'la, diğer değerli oyuncularla, Münir Özkul gibi. Efendim şu anki duruma baktığınız zaman Türkiye'nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir sanatçı gözüyle? Şimdi Türkiye'nin son durumuna baktığımda gözümün önüne karanlık bir dünya geliyor. Yalanla dolu, ihanetle dolu, pislikle dolu, kirle dolu. Her şeyi gizleyen, her şeyi kulak ardı eden bir sistemin çocukları haline dönüştü. Efendim, Türkiye gündemini takip ediyorsunuz. Duyarlı bir sanatçısınız, aktivistsiniz aynı zamanda. Son dönemde biliyorsunuz Ömer Faruk Gergerlioğlu milletvekilliği düşürüldü. Bugün mesela Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılmasını reddetti. Bunun üzerine Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi de kapatılsın, kapatılmalıdır diye bir açıklaması geldi. Siz bu iki duruma baktığınızda bu oluşan atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Önce kendi görevimi anlatayım size. Tabii ki zevkle. Sanatın görevi bu aynı zamanda. Sanatın tanımını yapmadan sanatın ne işlere sahip olduğunu anlamak mümkün değildir. Benim dünya görüşümü sanata şöyle bakar. Doğal ve toplumsal olayların belirli bir mantık ve estetik süzgecinden geçirilerek yeniden yaratılmasıdır. Yani hayatın perdeye aktarılmasıdır. Hayatın sahneye aktarılmasıdır, hayatın melodiye dökülmesidir, hayatın türküyle çınlamasıdır, hayatın müziğidir, hayatın yontusudur, heykelidir, hayatın resmidir diyelim. Bütün bunları içine alan yapı ister istemez muhalif olması gerekli. Yani benim istediğim düzen bile gelse o düzene de muhalif olacağım ben. Çünkü güzelin de güzeli vardır diye düşünüyorum. Onun için şu anda yaşadıklarımızı yaşanmamış zamanlar olarak kabul ediyorum açıkçası. Kör bakıyoruz dünyaya. Bir türlü dünyayı sağlıklı değerlendirme aşamasına gelemedik. Zaten dünya oraya gelmemesi için sermaye sahipleri, çeşitli güçler, devlet aygıtı her şeyi kullanarak yasaklar, yanlışlar, kötülükler zinciri peşimizi bırakmıyor bir türlü. Takip ediyor hepimizi. Ya hapishaneye atıyor ya halkın oylarıyla seçilmiş milletvekillerinin milletvekilliği düşürülüyor. Gözaltına alınıyorlar. Ben 40 küsur yıla yakındır sanat yapan bir insan olarak en çok gözaltına alınmış sanatçılardan biri olarak söylüyorum. Sanata gem vurulamaz, vurulmamalı. Demokratik hayata gem vurulmaz, vurulmamalı. Sesimi Evet efendim. alabiliyor musun? Şimdi alabiliyorum. Evet, şimdi duyabiliyorum.
Zaman zaman kopukluklar oluyor. Efendim biz sizi hem sanatın içinde gördük hem de toplumun içinde görüyoruz. Yani toplumsal olaylara karşı tepkisiz kalamıyorsunuz. Bu yapınızda da var. Ama bütün sanatçılar sizin gibi değil. Mesela köşesine çekilen ya da iktidara yanaşan sanatçılar da ya da sanatçı diyebilir miyiz bilmiyorum ama onun kıyaslamasını benim yapmam belki doğru olmaz. Siz bu durumu sanatçı toplumun neresindedir ya da neresinde durum konumlanmalıdır? Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi sanatçı bir takım alçak politikacılar gibi halka şey demez. Gelin halka inelim demez. Halka çıkalım demesi lazım. Çünkü halk bizim üstümüzde. Halk bizim ayağımızın altında değil. Gelin halka inelim demek halkı aşağıda görmektir. Ben bu anlayışın sonuna kadar karşısında oldum ve olmaya devam edeceğim açıkçası. Onun için muhalif kişiliğimi ömrüm boyunca sürdüreceğim, sürdürmek zorundayım. Yoksa çirkinlikler güzelleşemez. Hani şairin dediği gibi, sen yanmasan, ben yanmasak, biz yanmasak Nasıl nasıl çıkar? çıkar karanlıklar aydınlığa? Kesinlikle öyle ama burada anladığım kadarıyla diğer bazı sanatçıların duruşunu da çok fazla tasvip etmiyorsunuz. Durduğu yeri Bazı beğenmiyorsunuz. yalakalıkları tasvip etmek pek mümkün değil. Biz devletin değil halkın sanatçılarıyız. Eğer devlet yanlış yapıyorsa halkın sanatçılarını doğruları söylediği için hapishanelere gönderiyorsa, gözaltlarını alıyorsa biz o devletin karşısında olacağız. Çünkü halk devlete değil devlet halka uşaklık etmeli, hizmet etmeli. Fakat bizde tam tersi yaşanıyor. Halk devlete hizmet ediyor. Halk devletin hapishanelerini halk devletin karakollarında sürüklüyor. Halk devletten işkence görüyor. Onun için bu yapıda olan, haksız yapıda olan devleti lanetliyorum açıkça söylüyorum. Efendim bu noktada size karşı bir devletin yaptırımı yani mesela bir sanat projesinde iş vermeme gibi bir baskı ya da sözlü ya da yakınlarınız vesilesiyle herhangi bir baskı geldi mi size karşı? Herhangi bir tehdit geldi mi? Şu anda 20 yıldır iktidarda olan insanlar var. Ve 20 yıldır bana iş vermiyorlar açıkçası. Ya da verdirmiyorlar. Peki efendim, tam da bu noktada mesela Türkiye'de çok ciddi hukuksuzluklar yaşıyor. Burada yaşanıyor. Burada hemfikiriz. Evet. Hapishane, siz zaman zaman Twitter adresinizden olsun, çeşitli mecralardan, platformlardan olsun buna tepkinizi dile getiriyorsunuz. Mesela birçok çocuk var hapishanelerde, birçok kadın var. Hani bir kurumun önünden geçtiği için tutuklanan ve bunlara siz itiraz ediyorsunuz. Bu noktada duruşunuz tam olarak nedir? Yani nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumdaki hukuksuzluğu? Bu noktadaki hukuksuzluğu değerlendirmek için o hukuksuzluğu yaşamak lazım aslında. Evet. Ben 40 küsur yıllık yaşamım boyunca çok mahkemelere çıktım. Çok gözaltılarına alındım. Diyarbakır'a Ahmet dedim diye 83 yılında gözaltına alındım ben. Diyarbakır'ın 10 bin yıllık ismi Ahmet'tir aslında. Evet. O ismini söylediğim için gözaltına alındım. Efendim bir izleyicimiz birçok şu anda izleyicimiz var. Hatta ekrana getiriyorum sorusunu. Soruları var. Mesela bir tanesi tam da bu sizin bahsettiğiniz noktaya değiniyor. Bunca yıllık sanatçılık hayatında birçok hükümet ve yönetim gördü. Darbeler gördü. Adalet ve özgürlük açısından bakıldığında daha kötü bir yönetim gördü mü? Diye bir sorusu var bir izleyicimizin. Asla hayatımda böyle bir düzen görmedim. Böyle bir hukuksuzluk görmedim. Hukuk denen şey rafa kaldırılmış durumda. Mahkemeler alabildiğine iktidarın denetimi altındaki ya da yalakalığını yapan hakimlere, savcılara teslim. Kesinlikle söylediğiniz gibi. Şey vardır der ki zulmün artsın ki zeval bulasın. Zulümleri arttı, zeval bulacaklar, gidecekler. Kesinlikle biz de buna inanıyoruz zaten.
Ben şunu da söylemek istiyorum. Aslında gelen iktidar, şu anki mevcut iktidar, hani milliyetçi muhafazakar dediğimiz ya da kendilerini öyle tanımlıyorlar. Ne kadar öyleler bu tartışılır tabii ki de. Ancak mağdur ettiği, önce insanları kamplaştırıyor. Bölüm bölüm insanlar birbirlerine düşürüyor diyelim. Daha sonra bunun üzerinden siyasetlerini geliştiriyorlar. Ancak son dönemde bakıldığı da özellikle de Gergerlioğlu üzerinde olsun, diğer bazı gruplar üzerinden olsun, bir araya gel. Mesela biz 2 haftadır Sayın Salman yayınlar yapıyoruz. Farklı mahalleden, farklı görüşten insanları alıyoruz. Ancak farklı mahalleden insanlar biraz daha birbirlerini anlıyorlar, biraz daha birbirlerini muhalif duruma düşmüş, zulüm görmüş özellikle. Biraz daha birbirlerini anlıyor diyebilir miyiz? Ya da bir araya aynı Elbette. programda birleşiyorlar diyebiliyor muyuz? Elbette birbirine yaklaşan insanlar var. Çok farklı dünya görüşlerine sahip olmaları gerek oldukları halde birbirlerine yaklaşan iktidarın bu baskısına, iktidarın bu sultasına ve halka ihanetine karşı çıkan ve hangi dünya görüşünde olursa olsun samimi insanların yan yana geldiğini yavaş yavaş görüyoruz. Siz de bunu takip ediyorsunuz. Bunu çok değerli buluyorsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü birbirimizi anladığımız zaman Buluyorum. Çünkü ben mesela inançların özgür olması kanaatindeyim. İnançlar ticaret metaı olarak kullanılmamalı. Bir insan Tanrı ile kendi arasında bir köprü kurmuşsa ona saygı duymak zorundasınız. Ama Tanrı'yı teraziye koyup ticaret metaı olarak satmaya çalıştığında karşı çıkmak bizim asıl görevimiz olmalı. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Peki son durumlara baktığınızda, yani bu hükümetin yapmış olduğu baskı sanat hayatında olsun, sosyal hayatında olsun, bu sıkıntıları muhalif bölümde olan, muhalif kesimde olan insanlar nasıl atlatabilir? Daha iyi. Siz çünkü yıllarca sanat yaptınız ve Anadolu'nun içinden geliyorsunuz. Birçok filminizde Anadolu'daki hikayeleri anlattınız. Oradan gelen insanların sorunlarını anlattınız. Bunun çözümü nasıl olur? Bir sanatçı gözüyle siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi dostum size nasıl değerlendireyim? İsterseniz size bir şiirle karşılık vereyim. Çok seviniriz. Cevap. Kardeş, senin dediklerin yok. Halay çekilen toprak bu toprak değil. Çık hele Anadolu'ya. Kamyonlarla gel. Kanlılarla gel gayrı o kadar uzak değil. Çamı bitmiş. Kava azalmış. Gamla örtülü bayırlar çıplak değil. 7 ay kıştan sonra yeşeren senin yaşamındır yaprak değil. Yersin içersin sofrasından 300 senedir. Kuvvetlisin ama kuvvet ak değil. Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan. Mevsimler soğumuş, sular azalmış. Buğday Selçuk ilerden kalan başak değil. Parça parça yarılmış öküz ardında. Parmağı 3 fare, tırnağı ak değil. Korkarsın yakından görsen. Utanır elin ayağın. Eli el değil, ayağı ayak değil. Gün açar, tarla kuşları uçuşurlar. Ağır bir aydınlık. Bildiğin şafak değil. Dertle, sefaletle yüklü. Siyah leşlerle kararmış, berrak değil. Çağlayan ne, akan kim? Kızılırmak değil. Öyle dalmış ki yüzyıllar süren uykusuna uyandırmazsan uyanacak. Çok güzeldi efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür Yani ediyorum bunu. karanlık bir uykudayız. Alacakaranlık bir uykudayız. Biraz didinsek aydınlığa çıkacağız fakat didinemiyoruz. Çünkü korkuyoruz. Aziz Nesin'in söylediği bir laf vardır. İnsanlar kendi korkularına, kaygılarına pis bahaneler uydurmayı çok severler de. Evet, kesinlikle. Yaklaşık 2 gün önce yine bu kanalda, bu saatlerde, bu yayında Profesör Doktor Cengiz Aktar Bey'i konuk etmiştik ve o artık insanların korkmaması gerektiğini, cesurca mücadele etmesi gerektiğini, korkunun acı sınırını aştığını ve bu yüzden de sivil itaatsizliği önermişti mesela. Sizin bu bağlamda öneriniz tam olarak ne olur? Önerim
tam olarak onurlu bir şekilde ayağa kalkmak, dik durmak ve düşündüğünü söylemek. Düşündüğü ne olursa olsun, bu dini meseleler olabilir, devlet meselesi olabilir, demokrasi sorunu olabilir, kadın erkek ilişkileri olabilir, cinsel tercihler olabilir. Bu konularda hiçbirimiz artık ağzımızı kapatamayız, beynimizi kapatmış oluruz zaten. Onun için kesinlikle de direkt cesaretli ve onurlu davranmak zorundayız. Peki efendim, izleyicilerimiz de merak ediyor, yorumlara yazıyorlar sürekli. Mesela bu baskı dönemi sona erdiğinde sizin sanat hayatınız devam edecektir illaki. Yeni bir projeniz, yapmak istediğiniz bir çalışma var mı? Düşündüğünüz bir proje var mı? Var aslında yapmak istediğimiz proje. Hem pandemiden dolayı hem de iktidarın yasaklarından dolayı gündeme getiremiyoruz açıkçası. Peki efendim, bu dönemin baskılarını konu alan bir film çekmek ister miydiniz? Kesinlikle. Kesinlikle evet. Zaten sanatla hayat akrabadır. Sanat hayatın kendisi değildir ama gibisidir. Gibisini yapmak istiyorsanız sanatın damarlarında, hayatın damarlarından akan kan akmalı. Kesinlikle. Sanatla hayat kısım akraba olmalı, kandaş olmalı. Efendim, burada ekranlarda sizi izleyen birçok seveniniz var. Muhalif kesimden olan insanlar var. Onlara öneriniz nedir? Neler yapmalı? Bu baskı döneminde sanat açısından olsun, sosyal açıdan olsun, sizin öneriniz ne olur? Benim önerim yine bir şiir olur sevgili dostum. Evet. Beşikler vermişim Nuh'a. Salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak. Üşür fidelerim, harmanım kesat. Kardeşliğin, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı şairlerin ve bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma. Bir başıma ve uzak, biliyor musun? Binlerce yıl sağılmışım, soyulmuşum. Korkunç atlarıyla parçalamışlar nazlı seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şahane sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz. Bilmişler nasıl severim. Köroğlu'nu, Karayılan'ı, meçhul askeri, Pir Sultan'ı ve Bedrettin'i. Bilmişsen onlar beni nasıl severdi. Bilmişsen Urfa'da kurşun atanı. Minareden, barikattan, selvi dalından ölüme nasıl gülerdi. Bilmeni mutlak isterim, duyuyor musun? Öyle yıkma kendini. Öyle garip, öyle mahzun. Nerede olursan ol. İçeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne. Tükür yüzüne. Fırsatçının, fesatçının, işbirlikçi hayının. Dayan kitap ile, dayan iş ile, umut ile, tırnak ile, diş ile, sevda ile, düş ile. Dayan, rüsva etme beni, utandırma beni. Gör nasıl yeniden yaratılırım, namuslu genç ellerinle. Oğullarım, kızlarım var gelecekte, her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin goncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende, anlıyor musun? Efendim, yüreğinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir şiir ve çok güzel okudunuz. Çok da anlamlı, konuyu anlatan, özetleyen. İzleyicilerimiz de ben takip ediyorum bir yandan yorumlardan. Onlar da alkışlıyorlar ve çok hoşlarına gidiyor. Bir soru var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en çalışkan vekili ve vekilliği gasp ediliyor diyor. CHP ve İYİ Parti neden yeterli tepki göstermiyor ya da diğer muhalefet partileri bir milletvekilinin çalınmasına neden tepki göstermiyor diye bir soru geldi. Göstermiyorlar çünkü kendi başlarına gelecek olan da bu. Onu biliyorlar. Kendi kişisel korkularımıza biz bahaneler uyduruyoruz. Onun için saklanıyoruz, saklıyoruz. Halbuki dünyada en çirkin kokan şey saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Ve mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Düşündüklerimiz bizimle mezara gitmesin diye direniyoruz.
Efendim şu anda bizi izleyenler arasında sanatçı Suavi de var. Eşiyle beraber, Gönül Hanım'la beraber izliyorlar ve size selamlarını iletiyorlar. Suavi'ye buradan sevgi, saygı dolusu, kucak dolusu selam, gözlerinden öpüyorum. Umarım iyidir. Suavi az bulunur onurlu insanlarımızdan biridir. Kesinlikle katılıyorum size. Efendim bir izleyicimiz şey sormuş. Hani ben size sormuştum ya bu dönemin filmini çekmek ister misiniz diye. Evet demiştiniz. Bir izleyicimiz sormuş ki acaba filmin ismi ne olmalı? Nasıl bir isim düşünürdü İlyas Salman? Halka böğürdüm olmalı. Belki uzunca bir isim olacak ama sarayın dal kavuğu değil halkın soytarısı olur. Sizi seviyoruz efendim. Eyvallah size. Bir izleyicimiz şu anda Avrupa'da çok sayıda muhalif var. Gelmek zorunda olmuş. Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmış. Çok fazla muhalif var. Bir arkadaşımız sormuş ki Avrupa'daki muhaliflere ne tavsiye eder Yasir Bey? Ülkelerine dönsünler. Hangi koşullarda olursa olsun, kaçak yollarda olsun, nasıl olursa olsun, tırların arkasına sığınarak, vizeleri zorlayarak gelsinler ülkeye, ülkede mücadele etsinler. Çünkü mücadele o zaman kıymet kazanır. Evet. Ben şeyi söyleyeceğim bu arada unutmadan, Tabii ki. bana ve aileme ulaşmak isteyen insanlar benim adıma bir sürü fake hesap var. Evet. Yanlış var. Benim Twitter ve Instagram'da @ilyassalmansm ve YouTube'da da Salmanlar kanalım var. Özellikle YouTube'da Salmanlar kanalını açarlarsa şiirleri, şarkıları, türküleri, öyküleriyle bir halkı bulacaklar. Şimdi yayından sonra biz sizin YouTube adresleriniz ve diğer sosyal medya adreslerinizi alır. Yayının altına link olarak da atarız. Sevenleriniz, sizi sevenler oradan da takip edebilir ve biz de bunun bir aracılığını yapmış olalım. Buradan sizin sesinizi tam olarak duyuralım herkese. İlyas Bey, hastaneden geldiniz, yorgunsunuz biliyorum. Son olarak nasıl bir değerlendirme yaparsınız. İnsanların bu durumda olan yani bir sürü sıkıntı yaşayan insanlar var. Türkiye'de ezilen, hapse atılan. Yani biz sanatçı olarak nasıl tavsiyede bulunursunuz onlara? Ben şunu söylerim onlara. Aktör, faktör, fabrikatör olmak çok kolay da insan olmak çok zor. İnsan olmanın iki yolu var. Bir hak yemeyeceksin, iki hakkını yedirmeyeceksin. Hak yiyenler ne kadar onursuzsa hakkını yedirenler de o kadar onursuzdur. Hak yemeden, hakkını yedirmeden yaşasınlar. Umutları bitmeden ömürleri bitmesin efendim. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız, değer verdiniz, değer kattınız. Eyvallah. Saygılar efendim. Saygı. Evet, Avrupa Adalet İnisiyatifi Justice TV'de bugün değerli sanatçı ve aktivist İlyas Salman'ı ağırladık. Çok önemli açıklamalarda bulundu. Dönemin filmini yapmak istediğini söyledi. Filmin ismini de söyledi. Biraz uzun olduğu için tam not alamadım ben. Bunun için özür dilerim sizden. İnsanların mücadele etmesi gerektiğini, bir araya gelmesi gerektiğini altını çizdi. Milletvekilliği zorla düşürülen, gasp edilen Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla ilgili güzel mesajlar verdi. İlyas Bey hastaneden gelmişti. Biz gün boyu konuşuyorduk. Biraz yorgun olduğu için çok fazla uzatmak istemedim. Kendisini de çok fazla yormak istemiyoruz. Sosyal medya adreslerini bu yayının altına koyacağız. Bizim de Twitter ve YouTube kanallarımızı lütfen takip alın. Yeni bir platformumuz. Yaklaşık 2 aydır, 2 haftadır yayınlar yapıyoruz. Çeşitli yayınlar ve çok değerli konuklar alıyoruz. Herkesin ve ötekileştirilmiş herkesin sesi olmaya devam edeceğiz. Lütfen bizi takipte kalın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.